Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda modül 2 kısa kısa terimler 7. bölümle devam ediyoruz. Değişkenlik ölçüleri grubun kabaca homojen ya da heterojen olup olmadığını gösterir. Puanların değişkenliği grup hakkında bilgi elde etmemizi sağlar. Bu istatistikler genellikle histogramlar ya da çizgi grafikleriyle gösterilir. Aşağıda da örneği verilmiş. Birisi normal sivri ve basık dağılımlar. İkinci şekilde sola ve sağa çarpık dağılımlar şeklinde. Sivri, basık, sola, sağa çarpık olanlar normalden sapmış dağılımlardır. Normal dağılım bir kişinin ortalamadan kaç standart sapma uzaklaştığını ve gruptaki yerini gösterir. Şekil 19'da standart normal dağılım altında yer alan alanlarla ilgili bir grafiğimiz var. Madde istatistikleri ölçme işlemi sonucunda bireylerin madde puanları üzerinden hesaplanır. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler A. Madde güçlük indeksi, B. Madde ayırt edicilik indeksi ve C. Madde güvenirliği. Birinci olarak madde güçlük indeksine bakalım. Maddenin kabaca zor mu, orta mı, kolay mı olduğunu gösterir. Madde güçlük indeksi 1'e yakınsa madde kolaylaşır, 0'a yakınsa madde zorlaşır. 0-50 civarı ise ortalama güçlüktedir diye kabul ediyoruz. Verilen şeyde de görülüyorsunuz yukarıda indeks şeklini, maddenin zorlaştığı ve orta düzeyde, kolay düzeyde ve kolaylaştığı şeklinde. Testin ortalama güçlüğü madde güçlükleri toplamının madde sayısına bölümüyle bulunuyor. Madde ayırt edicilik indeksine baktığımızda maddenin bilinenle bilinmeyenin ayırt edilip edilmediğine ilişkin bir istatistiktir. Eksi 1 ile 1 arasında değer alır. 0,30 ile 1 arası ayırt edici olarak nitelendirilir. Eğitim izleme araştırmaları, tarihi önemi ve Türkiye'de sonuçlar. Kavramlar ilk kavram sıklıkla başarı erişi olarak ifade edilir. Başarı kavramı günlük hayatımızda genellikle olumlu bir özellik olarak değerlendirilir. Eğitim alanında başarı belli bir konu veya uygulama alanında kazandırılan kazanımlara, bireylerin ulaşma, erişme düzeyleridir, gösterge şeklinde. Beceri kavramlar başarıdan farklı olarak tekil kazanımlardaki erişim düzeylerine ziyade öğrencilerin bilgi ve becerilerine sahip olduktan sonra bunların ne kadar kullanılabildiğine dair bir göstergedir. Okuryazarlık kavramı, okuryazarlık beceriyle çok ilişkilendirilir, bir beceri türüdür. PISA'da Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda dünya eğitim izleme araştırmalarından biridir. Bu programda ölçülen özellikler okuryazarlık olarak tamamlanır. Evet, modül 2 kısa kısa terimlerin 8. bölümü okuryazarlık. Özellikle belirli bir alanda ilgili doğru bilgileri bulma ve yanlış bilgilerden ayıklama, yani analiz yapma, bu bilgileri gerçek ya da tasarlanmış durumda kullanma becerisidir. 5 faktörlü modeli oluşturan ana alanlar ve bu alanları oluşturan alanlar. 1. Açık fikirlilik, A. Yaratıcılık, B. Hoşgörü, C. Mera. 2. İşbirliği, A. Empati, B. İşbirliği, C. Güven. 3. Duygu düzenleme, A. İyimserlik, B. Strese dayanıklılık, C. Duygu düzenleme. 4. Görev performansı, A. Sebat, B. Öz denetim, C. Sorumluluk. 5. Başkalarıyla etkileşimde olma, A. Sosyallik, B. Girişkenlik, C. Enerji. Birleşik beceriler, 5 faktörlü modele dahil değildir bunlar ama onunla ilişkilidir. Sosyal beceriler açısından önemli görülen iki ayrı becerisi vardır. Bunlar başarma motivasyonu ve öz yeterlilik algısı. OECD tamamen sosyal ve duygusal beceriler odaklı 2017 araştırması çalışmasına katılan ülkeler ve şehirler: 1. Kanada Ottawa, 2. ABD Houston, 3. Kolombiya Manizales ve Bogota, 4. Portekiz Sintra, 5. Finlandiya Helsinki, 6. Türkiye İstanbul, 7. Rusya Federasyonu Moskova, 8. Güney Kore Daegu, 9. Çin Halk Cumhuriyeti Suzhou şeklinde. Evet arkadaşlar, kısa kısa modül 2'yi burada bitirdik. Modül 3'te görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.